Bursa Marit'ten herkese merhaba. Bugün 5 Kasım Perşembe. Bursa'da yaşanan önemli gelişmeleri kısaca göz atacağız. Günün ilk önemli gelişmesi işçilerin günlerdir sokakta eylem yaptığı kıdem tazminatı ile ilgili. Türk İş'e bağlı sendikalar Bursa'da 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve emeklilik hakkını gasp etmeye yönelik torba yasa tasarısına karşı eylem yaptı. Yapılan açıklamada konuşan Türk İş 8. Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer, bu yasayı meclise getirenlere sesleniyoruz. Gelin bu yanlıştan vazgeçin. Vazgeçin ki arkanızdan kötü bir miras bırakmayın dedi. Emekçinin sahip olduğu onlarca derdine bir dert daha eklemeyin. İşçiye yasak, patrona kıyak. İşçiye. Bir başka torba yasa haberimiz ise dün meclis önünde disk üyeleri bir basın açıklaması gerçekleştirmişti. Fakat polis müdahalesiyle karşılaştı. Bu müdahaleye yönelik diske bağlı Gıda İş Sendikası bugün bir açıklama gerçekleştirdi. Diske bağlı Gıda İş Bursa Bölge Temsilcisi Nur Aysever, kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldıran torba yasa teklifini meclis önünde protesto eden disk üyelerini polis saldırısının yaptığı basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Sendik binasında konuşan Gıda İş Bursa Bölge Temsilcisi Nur Aysever, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçiler kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve emeklilik haklarını gasp etmeye yönelik torba yasa tasarısına karşı mücadelemiz sürüyor dedi. Bir başka haberimiz ise Cumhurbaşkanı'na hakaretle ilgili. Reklamcı, tasarımcı, grafiker Harun Karanfilci hakkında 2013 yılında sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla açılan dava sonuçlandı. Dava konusu paylaşımlar Erdoğan'ı hedefe alıyordu ve 2013 yılında yani Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde yapılmıştı. Başsavcılık bu yanlış soruşturmayı başlattı. Sonrasında Adalet Bakanlığı'ndan izin alarak Cumhurbaşkanı hakaret davası için kovuşturma açtı. Bir başka haberimiz ise koronavirüsle ilgili. Bursa'da 10 köy muhtarı ve köylüler ortak karar alarak köylerdeki kahveleri koronavirüs yayılmasın diye kapattı. Gürs ilçesinde 10 köy örnek bir karara imza attı. İlçede koronavirüs vakaları artınca Gürsu'nun 10 köyünde köylüler kahveleri kapatma kararı aldı. Bir başka haberimiz ise Mudanya ile ilgili. Mudanya Belediyesi halk kahveleri esnafının ihtiyacına yönelik hazırladığı yenileme projesi Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı. Başkan Hayri Türk Yılmaz, esnafın beklediği projeyi zaman kaybetmeden başlayarak kısa sürede hizmete sunacaklarını söyledi. Sıradaki haberimiz yine Mudanya ile ilgili. Bursa'da aç kalan domuz sürüsü mahalleye kadar indi. Mahalleye inen domuzlar vatandaşların kameralarına yansıdı. Sürü halinde gezen domuzlar yiyecek ararken kameralara görüldü. Günün son gelişmesi ise Bursa Spor ile ilgili. Bursa Spor, Türkiye Kupası'nda oynadığı Karşıyaka maçı sonrası ara vermeyerek ligde karşılaşacağı Ankara Spor mücadelesi için hazırlıklara başladı. TFF 1. Lig'de 9. haftasında deplasmanda cumartesi günü saat 19'da Ankara Spor ile karşılaşacak olan Bursa Spor bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Günün özetinden bu akşam bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle.